أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جمعة الشريفة مبارك olsun kardeşlerim. الله تعالى sıhhatle afiyetle nice cumalara çıkmayı nasip eylesin. Bugün de Habibimiz, şefaatçimiz, gözümüzün nuru, önderimiz, rehberimiz olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme bol bol salavat getirmeyi unutmayın inşallah. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden özel talepte bulunuyor. Cuma günü salavatı bana çoğaltın diye. Onun için bugün mübarek bir gün. Bol bol salavat getirin inşallah. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor ki arkadaşlar, bir gün diyor bir Yahudi geldi, benden bir şeyler istedi. Bukhari'de geçen hadis-i şerif. Yahudi benden geldi, bir şeyler istedi. Ben de ona verdim diyor. Sonra verdikten sonra diyor, Yahudi bana dedi ki diyor, Allah-u Teala seni kabir azabından korusun diye dua etti diyor. Ben de dedim ki bu diyor kabir azabı Yahudilerin uydurması bir şeylerdir dedim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme gelince onu da sordum. Dedim ki ya Resulallah, böyle böyle bir mesele oldu. Yahudi geldi, Allah seni kabir azabından korusun diye dua etti. Kabir azabı var mıdır dedim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kabir azabı haktır diyor. Allah-u Teala inşallah cümlemizi kabir azabından muhafaza eylesin. İşte onun için ulema demiş ki, özellikle İmam-ı Semerkandî demiş ki, her kim kabir azabından kurtulmak istiyorsa şu dört şeye devam etsin. Dört şeye devam etsin. Allah'ım, yani burada şimdi muhterem kardeşlerim, çok lüks, çok güzel evleri beğenmiyor, bağ evlerini beğenmiyor. Ama oraya gittiğimiz zaman 1,5 metre derinliğinde, 1 metre genişliğinde bir yere bizi bırakıp atıp gelecekler ve hiç kimse olmayacak. Daha bir de en sevdiklerimiz üzerimize toprak atacaklar, taşı atacaklar ki bir daha çıkmasın, oradan gelmesin diye yani. İşte eğer kişi bu dört şeyi yaparsa Allah'ın izniyle orada hemen kabir kendisini insanlar üzerine kapattığı anda hemen kabirden bir kapı açılacak. Ne yapacak? Cennet tarafından bir kapı açılacak ki orada kıyamete kadar rahat içinde cennetteymiş gibi yaşayacak. Neymiş bunlar muhterem arkadaşlar? Fe muhafazatü salah. Salavat, 5 vakit namaza devam etmez. Aman ha aman, hele hele dün de daha evvel gün, bir önceki gün Miraç kandilimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hediye getirmişti 5 vakit namazı ki o 5 vakit namaza kılan 50 vakit namaz sevabı veriliyor. Onun için 5 vakit namazı aman genç kardeşim, ya işim vardır, taşkaram var, sınavım var diye sakın ha sakın geçirme. Ömür geçiyor, kimse kalmamış, herkes bir bir gidiyor. Onun için 5 vakit namaza devam edin. Çünkü namaz dinin direği diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi sadakatu, sadaka, vermiş olduğu sadakalar ne yapacak? O kişiyi kabir azabından, kabirde azaptan koruyacak. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadis-i şeriflerinde, başka rivayetlerde azap melekleri geldiği zaman baş tarafından gelirse ne yapacak? Kılmış olduğu namazlar koruyacak. Ayak tarafından gelirse işte tutumu, vermiş olduğu sadakalar koruyacak kendini. Kabir azabından hayır, bu adama yaklaşamazsın. Bu 5 vakit namazına devam ediyordu. Hayır, bu kişiye yaklaşamazsın. Bu Allah için sadakasını veriyordu diye ne yapacak? Koruyacak inşallah. Ve kıraatul Kur'an. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuma. Allah'ın kitabını her gün okuma. Gücünüz yetiyorsa günde bir cüz okun. Gücünüz yetmiyorsa günde 10 sayfa okun. Gücünüz yetiyorsa günde 5 sayfa okun. Ama 5 sayfadan da aşağı düşmeyin kardeşler. Bir Müslüman, bir derviş, hele hele safile adayı bir insan ne yapması gerekir? Allah kendisine Allah'ın kitabını günde en az 5 sayfa, 10 sayfa bir dedinmesi gerekir. Akşam olduğu zaman saatlerce televizyona bakıyor veya bir arkadaşımızla saatlerce sohbet ediyor. İnsan Allah'la konuşacak. Yani Allah'ın kelamını okuyacak. Onun için kendi kendinize virt edinin. Dördüncüsü ve kesratü tesbih, tesbih bol bol ne yapılması? Tesbihat yapılması. Yani işte bir dervişin, bir tarikatın, bir tasavvufçunun almış olduğu virtlere devam etmesi. Sabah akşam bunun yanında ekleyebiliyorsa başka eklemeleri veya bunları her namazdan sonra çekmeleri ki inşallah bu tesbihatlar ne yapar? Kabrini nur edecek yani. Bu 4 tane şey kişinin kabrini nur edecek. Allah'ım inşallah cümlemizi cehennem azabından, kabir azabından muhafaza eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme inni a'udzubike min azabil kabr diye dua edermiş. Siz de dua etmeyi, böyle dua etmeyi unutmayın kardeşlerim. Tekrar Cuma-ı Şerifiniz mübarek olsun. Bugün de salavatı unutmayın inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.